Şaka şaka. Hoş geldiniz YouTube takipçileri. Buyurun 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 geçin. Tekrardan hoş geldiniz. Burası bizim Minnoş ofisimiz. Minör Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Danışmanlığı. Kapıdan içeri girdiğinizde sizi böyle küçük bir oturma alanı karşılıyor. Buranın amacı aslında galoşlarınızı giyebilmeniz için. Genellikle danışanlarımız yüksek kiloda olabildiği için veya buraya iş çıkışı koştur koştur geldikleri için yorgun argın olabiliyorlar ve böyle bir alanda oturup bir soluklanıp galoşlarını o şekilde giymeyi tercih ediyorlar. O yüzden biz de buraya böyle turuncu detayları olan minik bir bekleme alanı inşa ettik. Hadi şimdi gelin içeriye doğru geçelim. Galoşumuzu giydikten sonra sağ ve sol şeklinde ikiye ayrılıyor. Bir tarafta bizi butik bir pilates stüdyosu, diğer tarafta ise bekleme odası ve danışanlarımı karşıladığım, randevuları gerçekleştirdiğim muayene odam bulunuyor. Pilates stüdyosu tarafına doğru ilerlerken iki tane daha küçük kapımız var. Bunlardan bir tanesi soyunma odası ve tuvalet, bir diğeri de sadece tuvalet. Yine ölçüm cihazını çıkarmadan önce danışanlarımızın lavabo ihtiyaçlarını gidermesi gerektiği için buraları kullanabiliyoruz. Hadi gelin şimdi pilates stüdyosuyla başlayalım. Pilates stüdyosu alanında bir tane büyük bir masamız bulunuyor. Kişiler geldiklerinde haftada kaç saat ders yapacağız, hangi günler ders yapacağız bunları planlamak adına bu masayı kullanıyoruz. Tam karşısında 4 tane reformer cihazı, bir tane de Cadillac cihazımız var. Reformer cihazımızın hemen yanı başında da ofisimizin demirbaşı var. Şu an bir elektrikli süpürge. Bence şu an her evin ve her ofisin olmazsa olmazı, bir diyetisyen ofisi için de bence müthiş bir kolaylık. Cadillac cihazımızın hemen yanındaysa bir adet kahve ünitemiz bulunuyor. Bizler biliyoruz ki spordan yarım saat önce vücuda alınan kafeinin, kahvenin yaptığımız sporun faydasını arttırıcı, metabolizmayı hızlandırıcı bir etkisi var. O yüzden burada böyle Türk kahvesi, filtre kahve gibi makinelerimizi yerleştirmeyi doğru bulduk. Şimdi ise beslenme danışmanlığı almak için gelen danışanlarımın beklediği odaya doğru ilerleyelim. Bekleme alanının olmazsa olmazıysa rahat mı rahat bir koltuk. Biz ofisteki bu bekleme koltuğumuzu Demonta markasından tercih ettik. Demonta'nın en güzel yanı çok kolay kurulabilir olması. Bu kollar, aşağıdaki işte bacakları aslında bir kutu şeklinde geliyor ve tüm koltuğu siz bir kutudan çevirerek kurabiliyorsunuz. Gerçekten inanılmaz kolay. Yine ofisimin rengine uyumlu bir renk bulabildiğim için turuncu bir koltuk bulmak gerçekten zor. Böyle turuncu minderleri olan, turuncu yastıkları olan bir model tercih ettik. %100 masif ahşap olması yine ofisimizin tarzıyla çok uyumlu. Aynı zamanda da doğal ve sürdürülebilir. Gerçekten Demonta markasının ürünlerini ben çok seviyorum. Çok güzel kitaplıkları var. Şimdi kendi evime de hatta o kitaplıklardan birini almayı düşünüyorum. Bu tarafa doğru baktığınızda yine masif ahşap detaylar sizi karşılıyor. Burada ham bir ürün var. İki yanın bir şifon yeri diyebiliriz. Biz bu ham görüntüsünü, pürüzlü görüntüsünü çok seviyoruz. O halini korumayı tercih ettik ve herhangi bir cila uygulaması yapmadık. Yine bu tarafa doğru baktığınızda IKEA'dan aldığımız iki tane raf karşılıyor. Ofisimizin aslında dört temel rengi var. Beyaz ahşap rengi, turuncu ve yeşil. Burada yeşilin her yerleştirdiğimiz noktadaki yeşil rengin doğal olmasını istiyoruz. Bitki bazlı olmasını istiyoruz. Turuncu zaten markamızı temsil ediyor. Ahşap ve beyazsa bence inanılmaz bir sıcak duygu veriyor ve bizim sıcaklığımızı danışanlarımıza hissettiriyor. Bu rafları da bu arada IKEA'dan aldık. Kendimiz taktık. Üzerinde yine beslenme sosyolojisiyle veya klinik beslenmeyle ilgili çeşitli kitaplarımız var ve danışanlarımızdan, stajyerlerimizden gelen minik hediyeler var. Burada gördüğünüz raf da bu arada IKEA. Aslında bu bir raf değil, bu baharatlık. Üstünde hatta dörtlü baharatlık setiyle beraber satılıyor. Böyle mutfağınıza monte edebilmeniz için. Biz bunu başta kalemlik olarak kullanmaya başladık. Yani buraya monte ettikten sonra içine kalemlerimizi yerleştireceğimiz bir kutu koyduk ve inanılmaz böyle estetik durdu. Çok hoşumuza gitti. Daha sonra masanın şeklini değiştirince kitaplık yerine böyle minik sanat eserlerimizi sergilemeye başladık. Burada sevgili danışanım Meriç'in beni ve kendisini çizdiği güzel bir resim var. Hemen onun yanında Ediz'in bir limon resmi, danışanlarımızı ölçtüğümüz mezuramız, sevgili stajyerim şimdi meslektaşım Özge'nin kendi elleriyle yaptığı logomuzu temsil eden bir kanaviçesi var. Hemen bu tarafa doğru ilerlediğimde sevgili arkadaşım fizyoterapist Esra'nın ofisinden sadece bir dal böyle gizli gizli kesip getirdiğim ve burada büyüttüğüm sarmaşığım var, monsteram var ve burada da ellerimizle yaptığımız ofisimizin logosu var. Bizim markamızın logosu turuncu kocaman bir daire. Markamızın ismi de Minör.
minör aslında küçük demek. Hani majör minördeki minör. Bu da bizim küçük noktamız. Her şeyin başladığı nokta. Çünkü danışanlarımızdan en çok aldığımız yorum, benim hayatımı değiştirdiniz. Onların hayatlarının değiştiği bu noktaya da minör adını verdik. Bu turuncu daireyi de Ediz'le birlikte tasarladık. Zaten markayı da Ediz'le birlikte kurduk. Burası da Ediz'in masası. Ediz ofisin eli ayağı. Hem danışanlarla ilişkiler geliştirme açısından, onların takip açısından bana destek oluyor. Aynı zamanda da diyetisyen Bengüsü Boz markasının da sosyal medya yöneticiliğini yapıyor. Onun çalışma alanında onun eşyaları var. Bana ait burada sadece kartvizitler var. Yine onun kendi eşyalarını, kahvesini koyduğu bir yine ahşap bir komodini var arkasında. Yerde çok güzel bir jüt alımız var. Bu tarafa doğru geçebiliriz. Ofise ilk taşındığımızda vücut analiz cihazımızı buraya yerleştirmiştik ve buradan böyle bir ışık hüzmesi gibi yine turuncu bir detay buraya yerleştirdik. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim bir ayrıntı var. Biz ofisin tüm kapılarını, duvarlarını kendimiz boyadık. Haliyle de boya markalarına da şu an hakimim ve bu turuncular Jot'un markasına ait ve %100 memnunuz. Yani diğer markalarda, diğer boyalarda bu kaliteyi bulamadık. Jot'un bence renkli duvarlar yaratmak istiyorsanız kesinlikle tercih etmeniz gereken tek marka. Burada küçücük aldığım ofisin aslında ilk bitkisi olan kauçuğum var. Şu an kocaman oldu. Güneşe doğru sürekli uzuyor. Hemen yanında aynam var. Aynam ofisin en pahalı eşyası diyebilirim ilginç bir şekilde. Seçkin Bambu'dan sipariş vermiştim. Özel üretim yaptırdım. Tam kapı açıldığında şu alanı içine alacak şekilde. Ya iyi ki almışım. O kadar iyi hissettiriyor ki ve her gelen danışanımız ya da takipçimiz ya da stajyerimiz şu aynanın karşısında bir selfie çekilmek için böyle bir heyecanlı oluyor. Bu da bizim çok hoşumuza gidiyor. Artık böyle bizim için dediğim bir sembol haline gelmiş oldu. Seçkin Bambu da muhteşem bir iş çıkarttı bence. Altında yine Pleyan danışanından gelen bal kabakları da bu güzel köşeye renk atıyor diyebilirim. Şimdi gelin benim odama doğru geçelim. Burada benim bazı minik çılgınlıklarım var. Dışarıdan sipariş verdiğimde, sürdürülebilir bir markadan sipariş verdiğimde gelen ahşap çatal kaşığı kullanmayıp buraya böyle süs şeklinde yerleştirdim. Sanki tabak ve yanında gibi. Bilmiyorum, hoşuma gidiyor böyle minik çılgınlıklar. Burada çok güzel çerçevelerimiz var. Bekleme odası ve benim odamı ayıran. Bu çerçeveler yine ofiste en çok sorulan şeylerden bir tanesi. Danışanlarımız böyle çok güzel nereden aldınız diye çok soruyor. Siz sormadan ben söyleyeyim. H&M ondan tabii ki. Zaten ahşap detayda gördüğünüz çok güzel bir şey varsa genelde H&M ondan oluyorlar. İçindeki kağıtları da Ediz çıktı almıştı. Böyle kalın kağıdı deniyordu bunlara. Ben bilmiyorum ama böyle dokulu bir kağıt. Evet, çok hoş böyle dokuları olan bir kağıt. Bence o bile gerçekten çok ayrı bir hava katıyor. Bizim ofiste hemen hemen her şeyde mutlaka bir doku, bir renk veya bir yükseklik var ve bu farklılıkların aslında ofise çok estetik bir görüntü kattığına inanıyoruz. Odama doğru ilerlediğinizde ilk karşılayan şey vücut analiz cihazım oluyor. Vücut analiz cihazına doğru giderken aslında turuncu bir yol sizi götürüyor. Bu turuncu yolu da biz kendimiz çizdik aslında. Ve farkındaysanız böyle %100 doğru bir çizim değil. Aslında içinde kusurlar barındırıyor, içinde hatalar barındırıyor. Ve bunu da bilerek böyle yaptık aslında. Çok özenmeden, yeter ki dedik biz bunu güzel bir şekilde sonlandırabilelim. Aslında burada danışanlarımıza anlatmak istediğimiz bir felsefe var ve bunu da gelen kişilerle paylaşıyoruz. Bu tartıya giderken, hedefinize giderken yol kusursuz olmayacak, yolda bozukluklar olacak ama hiç önemli değil. Yeter ki siz hedefinize doğru emin adımlarla ilerleyin. Sağlıklı yaşam böyle bir şey çünkü kusursuz olamıyorsunuz. Her an her dakika sağlıklı olamıyorsunuz ama bu yolda bir adım daha atıyorsanız, bir adım daha ileriye gidebiliyorsanız aslında başarıyorsunuz demektir. Vücut analiz cihazım InBody 120 bu arada. Çok güzel, heybetli bir standı var. Şu an üretilen InBody 120'lerin standı bu kadar heybetli değil. Ben böyle olmasından çok memnunum. Çünkü danışanlarımız genellikle bu tür minik ayrıntılara da önem veren kişiler oluyor. Ve burada böyle güzel, şık görünümlü bir tartının olması dahi onları motive edebiliyor. Tartının hemen üzerinde her ölçümde, her seansta onları motive etmesi için bir tabela barındırıyoruz. Bir tablo aslında daha doğrusu. Bu tabloda da şöyle bir şey yazıyor. Başarı her gün tekrarlanan çabaların toplamıdır. Çünkü tartıya çıktıklarında bazen hedefe henüz varmadıklarını düşünerek motivasyon kaybı yaşayabiliyorlar. Ama aslında hedefe bir günde varamıyorsunuz. Her gün taşları üst üste koyarak hedefe yaklaşıyorsunuz ve bir günde hedefinize varabiliyorsunuz. Aslında yaptığınız her şey bir adım, küçük bir adım. Yine bizim markamızı temsil eden güzel bir alan diyebilirim burası için de.
Güzel turuncu bir pufumuz var. Yine ofisimizin her yerinde gördüğünüz turuncu ayrıntıları içeren Vivense marka. Hemen burada bir tane paravanım var. Bence paravan bir diyetisyen ofisi için önemli bir ayrıntı. Çünkü genelde işten çok kalın kıyafetlerle çıkıp gelenler olabiliyor. Ve burada vücut analiz cihazına kalın kıyafetlerle çıkmamak gerektiği için paravanı kapatarak danışanlarımıza güzel bir giyinme alanı hazırlayabiliyoruz. Yine burada danışanlarımdan gelen hediyeler var. 5 yaşında danışanım Zeynep'in çizdiği bir bal kabuğu. Viyana'dan online çalıştığım danışanım Yasemin Hanım'ın benim için yaptırdığı mutfakta ve biri var önlüğü. Buradan onlara da tekrar teşekkür etmiş olayım. Tartının hemen yanındaysa benim masam bulunuyor. Yine beyaz ve ahşap detaylar içeren masam IKEA. IKEA'nın aslında mimar öğrenciler için bence çıkarttığı bir masa. Bu ahşap ayaklar istediğiniz gibi yükselebiliyor veya masanın ön tarafıyla arka tarafındaki eğim farkını oluşturabiliyorsunuz. Benim herhangi bir çizim yapmayla ilgili bir işim olmadığı için ben bu eğim farkından yararlanmıyorum. Ama bazı dönemlerde gerçekten masanın yüksekliğini arttırıp azalttığım olabiliyor. Masamdan çok memnunum ama beni en cezbeden tarafı tasarımı diyebilirim. Bu işlevini çok kullandığım söylenemez. Yine sandalyem profesyonel bir çalışma sandalyesi. Seduna markasına ait. Pro Thunder diye geçiyor sanırım. Ofisteki en önemli ve en çok para harcanması gereken şeyin bu sandalye olduğuna inanıyorum. Ofisi ilk açtığımda herhangi bir sandalyede oturuyordum ve bel ağrılarım, bilek ağrılarım başlamıştı ve neden olduğunu bilmiyordum. Herhalde işte stres yapıyorum ya da bileğimde bir sıkıntı var sanıyordum. Sadece sandalyemi değiştirdiğimde aslında tüm bu ağrılarım kesildi. Bizler özellikle yani diyetisyenler, ofis çalışanları tam zamanlı oturduğumuz için, oturarak çalıştığımız için sandalye ergonomisi bence bir ofisteki en önemli şey. Yine arkam da Minör logomuz, o kocaman dem noktamız var. Hemen yanı başında IKEA'dan bir kitaplık var. Bunun alt tarafını cam olarak tercih etmedim çünkü kişisel eşyalarımı koyuyorum. İşte gizlemem gereken şeylerimi koyuyorum. Üst tarafta ise takviyelerim, kitaplarım mevcut. Anlık kullanmam gereken kitaplar, resmi belgeleri burada saklıyorum. Masanın üstünde de yine bazı takviyelerim var. Tam zamanlı kullanmam gereken unutmayayım diye mesela D vitaminimi masamın üstünde tutuyorum. Multivitaminimi tutuyorum. Kolonya, dezenfektan gibi dışarıdan gelen danışanlarımın kendilerini dezenfekte etmesi için kullanabileceği malzemeler var. Hemen onun yanında çok güzel bir takılığım var. Bunu neden değiniyorum? Çünkü ofisimin ilk eşyası. Daha ofisi tutmadan önce ilk bunu alarak hikaye başladı. Ama danışanlarım onu takılık olduğunu anlamadığı için pek kullanmıyorlar ve ben de buna çok üzülüyorum. Her ne kadar yönlendirsem de unutuyorlar ve kolyelerini yine çıkartıp masaya bırakıyorlar. Bu arada vücut analiz cihazına metal takılarla çıkılmaması gerektiği için takılarını çıkartmaları gerekiyor. O yüzden böyle bir şey satın almıştım. Yine masamın üstünde yer alan bir diğer şey de bu ayki Merikiler dergisi. Ağustos sayısında yaz mevsimini renklendiren tariflerimle ben de varım. Soğuk çorba, soğuk çay, smoothie ve çok güzel bir salatayla 4 yaz tarifim Merikiler dergisinde sizinle. Suyum, bilgisayarım yine masa üstümde. Çok güzel bir hesap makinem var. Bu videoyu izleyen diyetisyenler, meslektaşlarım bilecektir ki bir diyetisyenin olmazsa olmazı hesap makinesidir. Benim de hesap makinem dahi turuncu kasıyor. Çok seviyorum gerçekten. Bazen kafadan hesapladığım şeyleri bile sırf bunu kullanmak için böyle çık 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 hesapladığım oluyor. İtiraf edeyim. Hemen yanında yazıcım var. Yazıcım Epson markasına ait. Yazıcıya değinmemin sebebi şu. Biliyorsunuz kullanılan yazıcılarda çok sık işte kartuş bitme, kartuş değiştirme gibi problemler olabiliyor. Çok büyük yazıcılara da bir diyetisyen ofisinde ihtiyaç olmayabiliyor. Çünkü bireysel çalışıyoruz. Bu Epson markasının en güzel hali tankının doldurulabilir olması. Hemen dolaptan alıp göstereyim hatta. Şu şekilde internetten sipariş verebileceğiniz tüplerle çok rahat bir şekilde tanka yerleştirip doldurabiliyorsunuz. Böylelikle de hiçbir an işte kartuş bitti, yazıcıda problem yaşıyoruz gibi sıkıntılar olmuyor. Sadece Wi-Fi bağlantısıyla ben kullanıyorum. Bazen Wi-Fi sıkıntıları yaşadığımda problem olabiliyor. İsterseniz kablolu kullanabilirsiniz. Üstünde bir Windows bilgisayar var. Bunu parti bilgisayarı olarak kullanıyorum. Asus markasına ait VivaBook isimli bilgisayar. Tartıyla sadece bir USB bellek yardımıyla yine Bluetooth balansıyla çalışabiliyorsunuz. Burada kendi bilgisayarım var. Hemen karşı
karşımda da danışanlarımın alanı var. O tarafa doğru geçiyorum. Hemen benim masamın karşısında da iki tane sandalyem, koltuğum var aslında. Danışanlarımla genellikle tek görüşmeyi tercih ediyorum ve daha doğru buluyorum. Ama bazı durumlarda işte eşini, ailesini, annesini, kızını yanımda çağırdığım durumlar olabiliyor. Çift terapilerine girdiğimiz olabiliyor. Bu tür durumlarda iki kişilik bir oturma alanına ihtiyaç duyabildiğimiz için iki tane oturma alanını yanımda barındırıyorum. Yine bir kıyafet askılığımız var. Kapının girişindekini de kullanıyoruz. Bazen bunu da kullanıyoruz. Mevsime göre bazen buradan kaldırdığım da oluyor. Bir küçük sehpamız var. Yine tartıdan sonra işte su içmek, kahve içmek gibi ihtiyaçlarımızı gördüğümüz. Ya da danışanların bazen tartı öncesi aç gelmeleri gerektiği için çok acıkabiliyorlar. Burada onlar için yine böyle güzel bir atıştırmalık, kuru dut, fındık gibi şeyler bulunduruyorum. Çünkü gerçekten buraya kan şekeri düşmüş şekilde geldikleri oluyor. Hemen yanı başımda yine Viyana'dan sevgili danışanım Kübra ziyarete geldi beni 2 gün önce. Onun getirdiği çok güzel bir bitki bulunuyor. Masamın üstündeki bitkiyi sık sık değiştiriyorum. Gelen çiçekler, gelen hediye bitkiler, benim sevdiğim bitkiler, bakıma almam gereken bitkiler şeklinde tam zamanlı orada bir dönüşüm var. Bir gün diyetisyenlik mesleğinden emekli olursam bitkilerle ilgili bir iş yapmak istiyorum. Zaten belli oluyordur diye düşünüyorum. Ofisin her yerinde mutlaka bir yeşillik görebiliyorsunuz. Sandalyelerimi bu arada özel olarak yaptırdım. Yine bir krem, ahşap, bir turuncu ahşap şeklinde Modako'da yaptırdım. Orada bulduğum böyle butik bir yerde yine modeli seçtim, renkleri seçtim, kumaşları seçtim ve yaptırdım. Bir diyetisyen ofisinde bence bazı şeylerin çok dikkat edilmesi gerekiyor. Mesela tuvalet alanının geniş olması lazım. Mümkünse çok fazla merdiven içermemesi lazım. Sandalyelerin oturma alanlarının biraz geniş bırakılması lazım. Çünkü bazen çok yüksek kilolarda danışanlarla çalıştığımız olabiliyor. Veya denge şikayetleri olan, çok fazla spor yapamayan kişilerle çalıştığımız oluyor. Bu yüzden mutlaka iş güvenliği, iş kazaları ve ergonomi anlamında özenli olmamız lazım diye düşünüyorum. Hemen yanı başımdaysa aslında kendimce küçük bir büfe alanım var. Belki dikkatinizi çekmiştir, hiç mutfak alanı göstermedim size. Biz Pilates stüdyomuzu büyütmek için mutfağımızı kırdırdık bu sene. Öyle olunca böyle küçük bir aslında tabak, çanak alanına ihtiyaç duydum. Şu an için odamda böyle bir çözüm buldum. Bu IKEA'nın Kallax ünitesi aslında. Dörtlü, içi boş bir ünite. Dilediğiniz gibi bu dört ayrı rafın içini doldurabiliyorsunuz. Mesela ben şık görünmesi adına iki tane hasır çekmece gibi kutu tercih ettim. İkili çekmece aldım. Buradaki kulplarını değiştirdim. Bir tane kapaklı bir bölme aldım. İşte buraya tabaklarımı yerleştirdim. Buraya çekirdek kahvemi. Burada mesela bitki çaylarım var. Hemen altında espresso bardakları var gibi gibi kendimce yerleştirdim. Hemen ünitenin üstünde de bir mikrodalga cihazı ve bir otomatik espresso makinesi mevcut. Diyetisyen olduğumuz için, sağlıklı yaşama önem verdiğimiz için dışarıdan yemek yemeyi pek sevmiyoruz. Evden getirdiğimiz yemekler her ne kadar zeytinyağlı ağırlıklı da olsa haftanın 6 günü çalışan biriyseniz soğuk yemek yemek her zaman sevimli olmayabiliyor. Bu nedenle de bir mikrodalgaya ihtiyaç duyduğumuzu fark edip Samsung markasının mikrodalgasını aldık. Diğer mikrodalgalardan ayıran şöyle bir özelliği var diyebilirim. Üst tarafında aslında bir alan var ve bu da ek olarak bir ızgara özelliği de sağlıyor. Hatta metal bir katı da var. İsterseniz onu yerleştirip üzerine tüketeceğiniz yiyeceği koyup ızgara modunda da çalıştırabiliyorsunuz. Ben henüz kullanmadım ihtiyaç duymadığım için ama bence güzel bir özellik, hoş bir özellik. Hemen mikrodalgamın yanında tam otomatik Philips espresso makinem var. Bu cihazda üzerine yerleştirdiğiniz kahve çekirdeklerini önce öğütüyor. Ardından seçtiğiniz işte espresso veya americano veya cappuccino formatlarına göre de aslında çekim sayısıyla içerisinden geçireceği kahve ve su miktarını sizin seçimlerinize göre yaparak kahvenizi servis ediyor. Gerçekten %100 memnun olduğum bir cihaz diyebilirim. Hemen onun yanında kağıt artıkları yapmamam adına yine IKEA'nın böyle güzel metal bir raflığı var. İşte burada fazlalık aldığım çıktılar, danışanlarımın getirdikleri beslenme günlükleri, müsbetteler gibi kısımları anlık olarak buraya yerleştiriyorum. Daha sonra işte fazlalıkları atık olarak atık ünitesine veya geri dönüştürebilirlik ünitelerine veya müsbetteleri tekrar kullanmak adına böyle bir minik bir alan tasarladım. Gördüğünüz üzere her ufak ayrıntı özenle düşünülmüş şekilde. Bir diyetisyen ofisine sahipseniz çok büyük bir alana ihtiyacınız yok ama kesinlikle her ayrıntının işinizi kolaylaştıran bir ergonomi içerisinde olması gerekiyor. Yanımda da kapanışı yapmak için bana eşlik eden çok güzel bir Areka pelmiyesi var. Kendisi ofis sahibim sevgili Gülçin Hanım'ın bana açılış hediyesiydi.
küçücüktü ve şu an kocaman oldu. Bana aslında ofisimin değişimini, ofisimin büyüyüşünü anlatan en güzel şeylerden bir tanesi. O yüzden kapanışı onun yanında yapmak istedim. Eğer videoya dair merak ettikleriniz varsa aşağıya yorum olarak bırakmanızı çok isterim. Videoyu beğendiyseniz, bu tür daha çok videoların gelmesi adına beni motive etmek için videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Ve gelecek her videoyu kaçırmamak için kanala abone olmanızı öneriyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sevgiler, hoşça kalın.